gizlenen altınları yürütmüş. Ama unutmayın, altın tuzağı olan yerde mutlaka insanlar altın topladıktan sonra anlık olarak ya da sürekli olarak saklayabilecekleri bir mağara ya da bir küçük odacık yaparlar. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Gabar Dağları'ndayım. 93 askerlik zamanında da oradaydım. Gabar Dağları'na gelmek bir kere daha nasip oldu. Ve ben buraya daha önce gelmiştim. Askerlik döneminde buraya gelmiştim. Şuradan hatırlıyorum. Bunlar kül mezarlar. Şöyle. Bakın kül mezarlar. Şırnakları. Orada bu bölgede Şırnak bölgesinde Şırnak Cizre'deyiz. Şırnak bölgesinde buraya bulabilirler. Kül mezarlar oluyor arkadaşlar. Bölge güzel bir bölge. Daha önce de gelmiştim. Tekrar geldik. Sen önden gel, yürü. Acayip acayip yerler. 93, 94, 95. Olduğum dönemler, askerlik dönemleri karış karış bu dağları gezdiydik. Bir zamanlar işlerin sıkıntı olduğu dönemler ve buradaki halkın büyük sıkıntılar çektiği dönemlerde şu anda elhamdülillah gördüğünüz gibi rahatça gezmeye gelebiliyoruz, rahatça dolaşmaya gelebiliyoruz. Bir zamanlar burada ne biz gezebiliyorduk ne köylü gezebiliyordu, hep sıkıntıydı. Şimdi çok şükür artık bu dağlarda petrol çıkıyor. O kadar güzeller. Petrol çıkan yerlerde neresi? Tamam. Bu da yine bir kuyu mezar ya da yani bu da bir kuyu mezar, küçük ama bir yoldan gidebiliriz. İşte şu bölge, şöyle Gabar Dağları o tarafta. İşte burası petrol çıkan yerler. Şu anda Gabar Dağları'ndan petrol fışkırıyor. Küçük konak ne tarafta kaldı? Şurada mı? Şurada. Şu tepenin arkası. Şu tepenin arkası Küçük Konak. Ben bu dağlara çok çıktım zamanında. Hem onun arkası öbür tarafta. Yine Gabar Dağları. Şeyh Osman Dağı falan var. Şu onun arkası. Ha onun arkası. Şu an Fındık da şurada bir yerde o zaman. Buradan 11'den dönüyor. Ha buradan da giderdi. Aşağıda mı var bir yer? Daha bir yere bakalım. Bakalım. Şey de olabilir yani piç mezar dediğimiz evet, mezarlar var böyle iki büklüm cenin pozisyonunda koyuyorlar tamam mı? Ya bir şey çıkmıyor ama öyle bir şey de olabilir. Çok büyük sunakta. Sanki yağmur geliyor. Sen bir bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar petrol çıkan yer burası. Gabar Dağı. Ne çekeyim şimdi? Evet arkadaşlar,
Şırnak Kabar Dağları'ndayız. Cizre tarafında. Çok güzel su akıyor. Buradan bir suyumuzu içelim. Suyu bulandırma. Senin şişenin altını mı çizeceğiz biz? Tamam. Kardeş, sen beni çek. Tabii suyu bulduk lan, beni çizeceğiz o. Bunlar şifa şifa. Ekranı bakın, tamam. Çekiyor. İyi, yumuşak buralı suyu. Al sen İsmail abi, çekiyor. Evet. Ben benim yüzümü koyayım. Evet. Şırnak Cizre macerasının sonuna geldik. Arkamda gördüğünüz yer Cudi Dağları. Şu beyazlı yerler komple Cudi. Onun da arkası Irak. Orası Cudi. Şu dağlar Cudi. Şu anda bu arkamda gördüğünüz yerde Gabar Dağları. Şu an petrol yukarıdan çıkıyor dediğim gibi. Arkadaşlar, böyle masa başında oturmakla, ahkam kesmekle olmuyor, tamam. Bir sürü insan video çekiyor. Yani kimisi alan tarama satıyor, kimisi çubuk satıyor. Yani sadece bunu yapmak için video çekiyor, anladınız mı? İşte kimisi de kasa videosu çekip YouTube'dan bir şeyler satmaya çalışıyor. Şimdi ben size her şeyi bir adam gibi gerçeği anlatmaya, gezdiğim yerleri göstermeye, macera yaşıyorum. Bu yaşadığım macerayı da sizlerle paylaşıyorum. Sizlere buradan ders çıkar, örnek alırsınız. Ne âlâ arkadaşlar. Maceramı da sizlerle paylaşıyorum. Şimdi biliyorsunuz ne yedim ne oldum. Kaç yıllardır ekranlardayım. Kaç yaşından beri, 8 seneden beri ekranlardayım aşağı yukarı. Yaş oldu 50. Gerçekten çok ciddi bir bilgi birikimi oluştu. Gerçekten ben böyle olacağını tahmin etmiyordum ama çok gezdiğim için böyle bir birikim oluştu. Bir film şirketim var. Hayalet Film. Hayaletfilm.com'dan girip inceleyebilir. Kast ajansımıza üye olup oyuncu olmak için başvuruda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir ücret almıyoruz bu başvurulardan. Onu da söyleyeyim. Ama dersen ki geleyim benim bir şovrulumu yap, yani fotoğrafımı videomu çek, o zaman bir ücreti var. Ayrı bir şey. Filmimizi çektik. Gizemli Mesaj. Korku, gerilim, aksiyon. Fragmanı şu an yayında. YouTube'da da var. Birçok kanalda var. Gizemli Mesaj. Aşağı yukarı bütün sinemalarda çıkacak. Sizleri rica ediyorum, filmimize gidip izleyin. Tabii ki ben de oynuyorum. Orada Defne ile ilgili birkaç çakallık da yaptık. Filmin sonunda ama, tamam mı? Filmin sonunda Defne ile ilgili birkaç çakallığım var. Defne Mezar. İzleyin, beni alacaksınız. 30 Haziran'da sinemalarda, bayramın 3. günü. Hepinizi sinemalara mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bu arada bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Elinizdeki güzel görselleri bana gönderirseniz size WhatsApp'tan herhangi bir ücret talep etmeksizin, menfaat talep etmeksizin analizlerimi yaparım, yardımcı olurum. Birileri gelmiştir, cihaza bakmıştır. Değişik cihaz olduğunu söyleyen, arkeolog olduğunu söyleyenler gelmiştir, bunlara kanmayın. Bunlarla ilgili bilgileri gösterilerde atarsanız eğrisini doğrusunu size anlatır. Çakala, çukala bırakma. Hep beraber büyüdük. Biz koca bir aileyiz.
Hiçbir şey saklamadım sizden. Her şeyim açıkta. Gözünüzün önünde küçücük bir insandan kocaman bir insana dönüştük. Yani açık ve net. O kadar varlıklı değildik ama elhamdülillah o varlığa da kavuştuk. Rabbime şükür hamdolsun. Güzel çalıştık, dürüst çalıştık. Bir şeyler yaptık. Neyse. Benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Ben de kalın. Ha yeni bir dönem girmiş, girmiş olmaz. Ver abi. Girsen buraya daha güzeldi. Hayalet İsmail'den şaşma, başına iş şaşma. Evet. Aynen öyle. Ne oldu? Şimdi ki. Var, sen kameraya çıksan sıkıntı olur mu? Evet. Kameraya çıkmak istiyor musun? Fark etmez abi, vermişim masraf yok. Olmaz mı? Sen bak. Abi o zaman seni şuraya alacağım. Tamam. Böyle ışık olur, şöyle yapalım. Sonda mı ışık? Biraz daha geniş. Öyle mi? Tamam bırakalım. Şey yapalım o zaman. Oraya gidelim. Orada bir cihazla. Tamam. Bakalım hem de bunu kapatmadan. Tamam abi. O zaman cihazla burada bakıyoruz. Ondan sonra geçiyoruz. Doğru mu geçiyor? Abi şimdi o tarafı göremedik. Ne var ne yok. Şuradan şöyle bir geçelim cihazla. Şimdi arkadaşlar orada bir tane daha aynı buna benzer bir yer var. Yine şimdi o duvarı var.